Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. İkizler burçlarını 11-18 Şubat haftası kahve falında neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Keyifli güzel bir hafta diliyorum. Sağlığınız, saatiniz, huzurunuz her hafta ve her zaman olduğu gibi bol olsun diyelim. Bakalım kahve falınızda bu hafta için neler çıkmış? Hangi konular var? Her konu var. <laughs> Ortaya karışık bir hafta gibi duruyor ama baktığımız zaman e, güzel bir hafta geçireceksiniz diyebiliriz. Bazı konular gündeme gelecek tabii ki. Bu konular özellikle hafta başı değil de daha çok hafta sonunu yoğun geçireceğiniz görselleri var. Şimdi önce e, maddi kaynaklar dediğimiz alanda neler gördüğümüze bir bakalım. Geçtiğimiz haftalardan işinizle alakalı bitirmeye çalıştığınız yanan bir ateş var. Aslında sönmesi gereken bir ateş. Bununla alakalı aslında hafta başı Pazartesi ya da salı bitişler alabilirsiniz. Yani bir şeyin sonlanma enerjisi var burada. Parasal değil de sanki ortada duran bir konu olarak görünüyor arkadaşlar. Zikzaklar çizilmiş. Devamlı konuştuğunuz, görüştüğünüz bir konuyu çözmeye çalışacaksınız. Şimdi burada pazartesi günü dediğim gibi çizgi. Bu çizgi de yalnız yanında hemen bir yardım görseli de var. birileriyle gene iletişim halinde olarak bir şeyi sonuçlandırma. Şöyle dönüp de arkanıza baktığınız zaman eğrisiyle doğrusuyla bitirmiş olduğunuz bir iş görünüyor. Burası sakinlik halinde, keyif halindeki görsellerde çıkmış. <laughs> Çarşamba gününe baktığım zaman Hukuksal konusu ya da hesaplaşma gibi konulara olan ikizler burçları için karşılıklı görüşme var. Denge tahtası görselleri var aslında. Bir kişiyle dengeli bir şekilde konuşmak, bir kişiyle olan bir mevzuda karşılıklı anlaşmak anlamına da geliyor aslında. Burada ağır giden bir konu yalnız. Böyle aralıklarla önünüze gelen bir konuyla alakalı bir kişiyle konuşacağınız. Fakat karışık bir konu olduğu için Sonraya sarkacak görselleri var. Yani Çarşamba aslında yapmaya çalıştığınız neyse denge kurmak adına biraz e, kötü değil ama önü kapalı. Hani e, çözülemez. Aksar. Ondan sonraki haftalara kalır görsellerinde çıkıyor. Perşembe günü için de gene aynı şekilde bir mevzunuz. Şimdi bakın buradaki görsellerde şey var. Çok temiz konuşmalar. E, hani böyle yol açık, geniş, ferah çarşamba ve perşembe özellikle hani halledilmeyecek bir konu değil ama nedense önünde bir nokta hani noktalamak adına zorlanacağınız şimdi genişleyen ve öne açık bir yol olarak görülmüyor. Akabinde perşembe günü yaptığınız konu ya da görüşmeler neyse sonraya kalmış görsellerinde çıkıyor. Hatta bir yola gitme ee, yol uzak bir yol da olabilir yalnız süreli bir yol tabi İstanbul için bu yol konusu e, hani uzak bir yol olabiliyor biliyorsunuz karşı yaka işte olarak baktığımız zaman uzak bir yol akabinde bir tarih alacaksınız bu tarih dokuzlu bir tarih. Burada evrak ya da beklenti içinde olduğunuz haberler o döneme sarkacak görselleri var. Şimdi cuma günü yalnız kayığın üstünde geziyorsunuz. Yani dalgalı bir deniz kayığın üstünde sanki sörf yapar gibi dalgalı bir deniz aslında. Elinizde olan bitirmeye çalıştığınız işlerde yoğunluk üstünüzde yük bu yüklerle mücadele görseli var. Eğer bir parasal mevzunuz varsa gene aynı şekilde aslında e, cuma cumartesi de diyebileceğim alanda devamlı mücadele halindesiniz. Elinize bir balık tutmuşsunuz. Bu balık aslında karartıda olduğu için aslında bir borçla alakalı ya da aksaklık yaşadığınız bir işle alakalı çözüm bulmak adına mücadele görselleriniz var. Bu mücadelede çevrenizde kafalar görünüyor. Yani fikir veren insanlar olabilir. Fikir aldığınız insanlar olabilir. Ama sonuç... Burada da aslında baktığım zaman verdiğiniz mücadelede, şimdi diyelim ki Cuma günü mücadeleye başladınız, Cumartesi geldi, Cuma gününe tekrar gitmek durumunda kalacaksınız. Yani geri ileri, bir adım geri, bir adım ileri olduğunuz yerde saydığınız, karşınızda bir kişinin de böyle bu konularla alakalı direttiği bir görsel çıkmış. Burada bana kalırsa bu hafta ikizler burçları. Bazı olumsuzluklar sizden dolayı değil yalnız yaşayabilirsiniz de sanki bunların hepsi, bu konuların hepsi bundan sonraki haftaya aktarılacak konular olarak görünüyor arkadaşlar. Ee, en çok sıkıntı yaşayacağınız ya da mücadelenin yoğun olduğu günlerde cuma cumartesi olarak görünüyor. Hafta sonunuz rahat diyebilirim bu anlamda. Ee, hafta sonu bile aslında yapmayı planladığınız hani şunu yaparım şuraya giderizlerde Aksaklık gene yaşayabilirsiniz. Bakın çok geniş, temiz yollarınız var fakat ucu kapanıyor. Yani son dakika karar değiştirme, son dakika bir terslik çıkması ve yapmamak anlamına gelebilir buradaki görseller. Sanki elinizle böyle bir hilt almışsınız, bir şeyleri kırmaya çalışıyorsunuz. Burada aslında ya çevrenizde ya da sizinle alakalı bazı fikirlerde bir değişime gitme ya da farklı bir açıdan bakmak için biraz kendi kendinize kalma durumunuzda söz konusu olabilir. İlişkilere baktığımız zaman aslında süreç olarak e, burada pazartesi günü sakinlik var diyebilirim. Fakat salı günü sanki e, çevrenizde insanlarla bir yöne yönelmiş çıkıyorsunuz. Bu çevrenizdeki insanlar, partner ve aile bireyleri olabilir. Arkadaşlarınız olabilir. Burada plan yapma planlarla alakalı. Ee, önünüzün açık olduğu görselleri burada çok şükür var yani yapmaya çalıştığınız üst üste koyarak planlarla alakalı özellikle salı günü çevrenin de sizi dinlediği ama bazı kişilerin de baskı yaparak bir yöne bir yola gitme gibi bir durumunuz olabilir burada daha çok aslında şey var ee, hani ötelediğiniz ya da e, gitmekten ilendiğiniz mi diyeyim atlattığınız ötelediğiniz bir konu ya da görüşme işte arkadaşlarınızla görüşecektiniz görüşemediniz akrabalarınızla görüşecektiniz görüşemediniz gibi konuları salı günü halledeceksiniz görselleri var Çarşambaya baktığım zaman ileri diyorsunuz partnerle fikirsel anlaşmazlık yaşanabilir ama öne açık dediğim gibi burada tartışmaya açık alan var. Çok takılmayacağınızı düşünüyorum. Arkanızdan söylenen bir kişi olarak çıkıyor. Ama siz sanki önünüzde iki kişi var. Gene aile bireyleri olabilir bunlar. Anne baba, Kardeş kuzen onlarla gene yapacağınız stratejik bir olay var yani şunu şöyle yaparız bunu böyle yaparız ondan sonra da bunu yaparız der gibi çıkıyorsunuz. Burada da perşembe cuma özellikle sizin bunları yapmanızı istemeyen bir kişiye arkanızı dönmüş çevrenizde olan iki kişiyle iletişim ve görüşme halinde bir yola gideceğiniz de görünüyor. Hafta sonu derseniz eğer hafta sonu e, sanki ortada birisi var arkadaşlar bu biraz da böyle şey gibi. Evli bir çiftin ortadaki çocuğu gibi görünüyor aslında. Burada bu kişinin kimse karşınıza birisini almışsınız, bununla alakalı bazı kararlar almaya ya da bu kişiyi sorgulamaya çalışıyorsunuz. Ortada olan değer verdiğiniz, önemsediğiniz bir kişi, bu kişiyle alakalı aslında bazı kararlar alıp yönünü bulmasına yardım edeceksiniz. Bana kalırsa çocuk görselleri yani bu ama dediğim gibi annenizle, babanızla, belki kardeşinizi konuşacaksınız. Ama bir kişiyi konuştunuz, daha çok onun üstüne düştünüz. Öncesinde başlayan biraz tartışmalı konuşmalar, sonrasında gayet güzel konuşmalar, karar verilecek konular ve içinizi rahatlatacak mevzular olarak görünüyor. Şimdi burayı geçtik. Bakalım bir de buradan neler var. Şöyle biraz sallayayım çünkü bekliyorum ben bunları. Bu haftanız nasıl? Bakın şimdi karartı yok mücadele etme, çok fazla düşünme, birçok kanayı kafaya takma, onlarla ilgili planlar yapma ve iletişiminizin yoğun olacağı, bol olacağı bir hafta. Özellikle para, maddi kaynaklar ya da eğitim hayatınızla alakalı yoğun geçecek bir hafta ama burada sıkıntı yok. Çözmek istediğiniz, sonuçlandırmak istediğiniz, ya da topluluklar içerisinde günlerinizi geçireceğiniz süreçler var. Burada ailede yatan bir kişi görüyorum, başında duruyorsunuz. Bu bazılarınızı ilgilendirecek bir mevzu olabilir. Yalnız bu yatan ya kardeş ya kuzen ya da böyle komşu gibi birileri. Hani sanki bir kişiyle alakalı biraz kaygılısınız, o kişiyle alakalı haberler alma e bu haberler çok iyi olmayabilir yalnız gibi durumlar söz konusu olabilir sanki konuşmak istemiyorsunuz bazınıza bir şey düğümlenmiş hani ne olur ne biter diye de biraz düşünceli görünüyorsunuz hafta ortası görsellerinde böyle bir durum yaşama ya da bu kişiyle alakalı bilgi alma durumunuzda söz konusu olabilir ama genelleme yapacak olursak bu haftanız gayet keyifli bana kalırsa İş konularında olmadık tıkanıklık ya da tersliklerle karşılaşabilirsiniz. E, fakat bunlar sonuçlanmayacak değil. Artık yüzdüm yüzdüm kuyruğuna geldim. Bu hafta olmazsa haftaya artık çözülür bunlar dediğiniz konular olarak görünüyor arkadaşlar. Gördüklerim bu şekildeydi. Fallarımız bu aralar biraz daha rahat çıkıyor. Güzel günler, güzel haftalar hepimizi bulsun diyelim. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Özel kahve falı bakımı ile alakalı telefon numaram 542 77 66 910 WhatsApp hattından bana ulaşıp bilgi alabilirsiniz. Bir dahaki kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.